Biliyorsunuz Harbiye Açık Hava konserleri 5 gün üst üste sahne aldı. Ve neler yaşandı, kime teşekkür etti, ne giydi, neler oldu, aman da aman. Öpüyorum kalpçik, kendinize iyi bakın. O alkış seslerindeki motivasyonu düşünebiliyor musunuz? 28 bin kişi. Az dile mı? Kolay. Allah da bunu nasip etmiş. Aynen 5 gün üst üste. Biz ne bir tane konser vermek bile nasıl bir performans gerektiriyor. Biz bir tane çekim ekstra yaptığımızda ertesi gün uyuklayarak yataktan sorma, kalkamıyoruz. Sus. Ebru'da 5 gün üst üste, yani her konserde minimum 30 tane şarkı söyleyerek, sahne performansı gerçekleştirerek, arada espriler yapıp insanların dikine arkayı devamlı idare edecek. Aynen. Yani gerçekten çok önemli ve çok güzel bir süreç yaşandı. Hem dinleyici açısından hem Ebru Gündeş açısından. Bütün kış konuşulur şimdi. Oraya giden herkes hala bütün kış etkisinden kurtulamaz. Acaba Ebru Gündeş tek konserden ne kadar aldı? Tamam, ben sana olacaktım. 5 günde acaba ne kazandı? Ne kazandı? Biz ne kazandı? Valla evet. İyi kazanmıştır diye düşünüyorum. Ya bir de 6 yıl sonra bu Ebru Gündeş için bir yeniden bir doğum günü gibi oldu Harbiye'de. Evet. Onun o ahengi de, o gücü de var onda tabii. Hadi ki. Bir o dakikalara dönelim. Şeyi çok seviyorum. Ay. Gidiniz. Gidiniz. Ah gidiniz. Gidiniz Allah aşkına. Ay. Onu böyle bazen şey yapıyorum. Telefonumdaki şeyden birbirine böyle bağlıyorsun ya. Sürekli aynı şarkıyı üst üste. Hmm. Mesela yarım saat sadece onu dinliyorum. Evet. Yeni o da hem sözü çok güzel. Hem de sözleri müziği çok iyi. Müthiş ve inanılmaz güzel söylemiş. Sadece mesela o şarkı için gitmek isterdim yani. Değil mi? Onu öyle bir canlı canlı dinlemek isterdim. Gerçekten çok güzel. Kıyafetlerini nasıl buldunuz? Çok genel şık. Olarak hepsini bir de gördüğümüz o, için söylüyorum. Hani Harbiye'de o sahneyle beraber o öndeki vantilatörlerden dolayı o etekler uçuştuğu zaman. Çok çünkü havalı. Harbiye'de eteğin uçuşmazsa bence ne o yani, olmuyor. Orada o ahengi yaşaman lazım. Bir titreşim gerekiyor diyorsun. Bir titreşim diyorsun. Gerekiyor. Seyirciyi de çok büyülüyor çünkü o. Evet. Ki Ebru Gündeş hani o kadar cilveli bir kadın değildir sahnede. Çok düz okur. Ama yine de o kıyafet uçuştuğu zaman bir ahenk oluyor. Ben bütün kıyafetlerini çok beğendim. Her şeyini çok beğendim. Yabancı bir markadan alıyordu, evet. Hazır alıyordu. Evet. Birkaç değişik modacıdan gerçekten onları çok ciddi rakamlar ödenerek alınmış acaba şeyler. Acaba bu kadar böyle hani straplese gerek vermemiş, emin olamadım. Fazla çok strapless kullanmış çünkü. Evet, çok strapless kullanmış ama muhtemelen o şeyden kaynaklı. Tamam üstü açtı ama beli sıkıştırdığı için daha ince bir görüntü olduğu için. Bel sıkışınca da yukarısı fışkırıyor. Biraz maalesef. Fışkırıyor tabii. Beli o kadar ince mi görünüyor? Şu arkadan falan bak, görüyor musun? Şurada çünkü kilo da almış diye biraz şey olmuş. Senin bir arkadaşın yok, bizim gitmişti, Leyla Hoca gitmişti ya konsere. Biraz Leyla aldım, Hoca almıştı. Kilo almış dedi. Almış almış, bir çok de 20 net santim görünüyor. Topuk dedi. Leyla Hoca da nereden gördüyse 20 santim topu. Onu da nereden gördüyse. Bence şimdi, Pilates hocası ya o, kiloya dikkat eder. Şimdi şeyden görmüş olabilir, gösterebilirlerse eğer varsa o kostümde. Siyah bir tane bacağı yırtmaçlı kostüm vardı. Ha, ayakkabı gözüküyor. Tek bacağı açıktı. İnanmıştık zayıfladığına ama sonra baktık. Yani bu şey elbisenin yırtmacı ama. Görünüyor yani hani. Hayır ayakkabı. Hani sen kim dedi, siz de demiştiniz değil mi kilo almış diye. Ben galiba ben dedim kilo demiştim. Almış sonra siz yırtmaç elbise içinde dediniz ki görünce ben de fikrimi hafif geri almıştım. Her zamanki geri vites. Her zamanki Canan'dan Yıldız. Ve fakat kameraman da koptu. Kameramanlar koptu. Geri vitesçi Canan. Bir kere bir geri vites alıyorum. Gerçekten. Her gün bir geri vitesi var. Burada da geri vitesini yapmış. Ama sonra anladık ki kilo almış. Çünkü Leyla Hoca gitmişti ve söylemişti ki kilo almış. O da anladı ki Leyla Hoca gitmişti. Evet. Şimdi bu kıyafetlerin tabii şöyle de güzel bir şey var. Ebru Gündeş bunu sıklıkla yapıyor biliyorsunuz. Konserde giydiği kıyafetleri de daha sonrasında açık artırmaya koyup belli kurumlar yararına bir bağış yapacak. Şu an yüz ifadem çünkü belli kurumlar yani, adına bağış yapıyor. Ebru Gündeş bunu bir daha herhangi bir konserde giyemeyecek. Belki bir iki tane işte özel davete gittiğinde burada veya giydi ya, bir daha bu kadar kurumlar şimdi, evet bu kadar olduğunu ben de zannetmiyorum. Dolapta girmez bekleyecek bunlar. Aynen, çok güzel bir şey yapıyor. Ondan sonra biliyorsunuz bir sürü sanatçı da yaptı bunu. Ebru Gündeş gibi. Tabii. Hani kendi kostüm. Hülya Avşar falan da yaptı galiba. Emin değilim şimdi, genelde tam hatırlamıyorum hepsi ama. Genelde hepsi yapıyor ya. Sanatçılar kostümlerini veriyorlar. Bir de çok alıcısı çıkıyor biliyor musunuz açık arttırmaya? Hayatım, İnanamazsınız. Çünkü misal. Farzı misal. Kostüm diyelim ki 40 bin lira. Fazlası vardır da eksiği yoktur. Diyelim. Ondan sonra açık arttırmayı çıkartıyor. O 5 bin TL'den. Sen onu 6, 7, 8'e hadi maksimum. Şimdi o bir dünya markası. Yanına yaklaşman mümkün değil belki de. Alabiliyorsun. Bir de şu da var. Yardım için alıyorlar daha çok. Tabii yardım için. Normalde oraya gelenler aslında o elbiselerin kim hepsini alabilecek kapasitede. Tabii. Ama yardıma bir şekilde bulunsun diye hani faydaları alıyorlar.
Bazen de böyle biraz gelinliğe benzer şeyleri falan çok daha makul miktarlarda şey yapıp hani birilerinin sahiplenip onunla gelin Anne, o olmasını arada falan şu filan siyah dese elbisenin acaba. altında beni saklasan, sahneye soksan kimse anlamaz diye düşündüm. Sen Tarlatana bin gözükmezsin şey onun diyorsun değil mi? içinde. Kabaretada Gözükmezsin tarlatana diyorsun. binsen Gözükmezsin çaktırmadan asla içinde. gözükmem yani. Gözükmezsin içinde. Evet, Evet, doğru. olabilir. Makul. Tarlatana... Saçlarını falan nasıl buldunuz? Bak bu saçını çok Ben beğendim. buna bayılırım, bu saça Çok beğendim. zaten. Ben de yaparım bu Benim saçı en çok sık. sevdiğim Çok modeldir. severim. Yıllarca Sibel Tuğna Gül'ün kısa saçta kullandığı modeldir Arkaya biliyorsunuz. doğru Hep yapıştırıyor. yapıştırır ve ben çok severim. İnanılmaz, bu ıslak topuzları da Sibel severim. Turnagöl nereden geldi aklına? Sibel Tuğna Gül yıllarca bu saçı Hayır, kullanan tek biliyorum o kadındır. nereden geldi Tek aklına. kadındır. Ama yüzü Buradaki güzel. beniyle bu saçlar hep yapışıktır çünkü. Hatta Nişantaşı'nda dolaşırken bile hep öyledir yani. Çok iyi Evet. biliyorum. O da Burasında çok güzel beni saçlar kadındır. yapışık. Yapışık, Çok evet. güzel. Çok güzel kadındır o da. Yani saçlarını ben de evet çok beğendim. Zaten Beğendim. makyaj ile ilgili hiçbir şey konuşmamıza gerek yok. Türkiye'de makyajda çığır açmış. Ebru Gündeş makyajı, Diye bir Ebru Gündeş şey var kaşı değil mi? diye bir literatüre yeni bir şey sokmuş, kelime sokmuş bir kadındır. Bir de sahne de çok güzel. Bunların hepsi bir Işığa bütün. bakar mısın? Şimdi Ne orada kadar ışık, büyüleyici. sahne bu kadar iyi olmasa bu elbise böyle gözükür mü sizce? Gözükmez. Mümkün değil. Şimdi bu elbiseyi Yoksa siyah bir elbise giyip bir yani bu. davete gitsin bu kadar gözükmez. Ama Sanki oradaki elbisenin ışık, devamı gibi değil mi? Kocaman derinlik, bir... bravo. Elbisenin arkası gibi o dalgalanmalar muhteşem. Yani emeği geçen herkesin eline sağlık. Sen Çok bilirsin iyi. kaç para kazanmıştır. Ben onu yani Tahmin ne et. kadar kazanmıştır Ebru Gündeş? Bayağı kazandı Ne, beş sen kaç para geceden. kazanmıştır? 3 milyon 4 milyonu vardır. Vardır kesin. Artık Şimdi ben gerçek. Tarkan konserini bekliyorum arkadaşlar. 6 tane üst üste gelecek Gideceğiz değil ama mi ona? gideriz. Çağıran Bu oldu mu? arada Çağıran değil, biz bilet alıp ayakta 5 bin gideceğiz. lira mıydı neydi? Ayakta nerede 5? O Jennifer Lopez'di, biz onu Ayakta bilmiyoruz. 4 bin. Bu arada Brian Brian Adams Adams'la geliyor, hiç konuşmuyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Adams mı kaldı? Çocukken neydi onun Hood'un şarkısı? şarkılarını yapmıştı ya Allah Brian Adams. aşkına. Hiç onu Neyse, konuşmamışız Everything mesela. I Do, Do It For You. I Do It For Yeter You. yani.